Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Safiye'deki pazara geliyoruz, sosyete pazarına. Gelelim. Evet, girişi de şu şekilde. Çankaya tarafına yönlendiriyor. Diğer yerde Çankaya yönlendiriyor. O da burada geziyor. Nerede kim bilir? Gir şu tarafa. Biz tersten mi girdik ne? Hayır, bilmiyorum. Bilmedim. Bunlar nereye gidiyoruz? Gelin. Dikkatli gelin. Ay, burada da varmış ama bakalım. Burada 4 tane kaldı git abla. Abla git, son 4 tane abla. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take. Ankara'da yaşayıp da böyle sosyete pazarına gitmemek olmaz dedim. Ben de uzun zamandır böyle gitmeyi düşünüyordum buraya. Sürekli uğradığımız Sıhhiye'de böyle sağına soluna gitmediğim için buraya da çok fazla uğramıyordum arkadaşlar. Normalde konumu çok kolay bir yerde, hemen adliyenin karşısındaydı. Daha önce biz oraya İşkur'a ya da herhangi bir kuruma gittiğimiz için orayı çok fazla gezmiyordum. Perşembe günleri açıkmış. En azından internet üzerinden ben öyle gördüm ve o şekilde gittim. İnanılmaz kalabalıktı arkadaşlar. Ve ben çok fazla aradığım bir şeyi bulamadığım için bir şey almadan çıktım. Ama etrafa kontrol ettim, neler var neler yok. Fiyat karşılaştırmasına baktım tabii ki de. Siz de gitmek isterseniz perşembe günleri açık bir yer. Ve yanında da hemen park olduğu için gayet güzel, orada insanlar da yemek yiyordu. Bizler bir şeyler içiyordu. Tavsiye ederim orayı da. Sonrasında tabii ki de hemen karşıya geçip Kızılay'a gidip de AVM'ye gitmek olmaz diye düşündük ve oradaki alışveriş merkezine gittik. Bizim alışveriş merkezimizin böyle konum itibariyle çok böyle farklı bir alışveriş merkezi. Herkes dalga geçiyor konuda, ayrı bir şey. Biz de oraya bir Migros'a uğradık arkadaşlar. Bir şeyler alıp biz de parkta birazcık oturduk. Bu şekilde birazcık aktivite yapalım dedik. Nereye gidiyoruz? Hayır. Söyle. Nereye gittiğimizi söyle. Ben ilk defa geldim. Çekilin. Hazır böyle Ankara gezimize de Kuğulu Park'ta devam etmek istedik. Bu da tamamen Çankaya Belediyesi'nin oralarda bir yerde. Kuğulu Park'a gittik ve bu şekilde biraz fotoğraf çekindik. Yine doğayla iç içe olduk. Orada ayrıca bir park da vardı. Çocuklarınızı getirip rahatça oyun oynamasını sağlayabilirsiniz. Gayet güzel bir yer bence. Bu şekilde biz de bir fotoğraf çekimi gibi bir şeyler yaptık ve daha sonra da gezmeye devam ettik arkadaşlar. Böyle bir yer. Evet, Kuğulu Park'a geldik. Bu şekilde. Telefon dışından inşallah. Bunu atalım mı? Daha çok kuru var, baksana.
Bildiğiniz üzere 28 Mayıs'ta tekrardan bir seçime giriyoruz, ikinci tura. O yüzden böyle Kızılay bayağı bir kalabalıktı. Standlar vardı. Hem böyle iki partinin de standları vardı ve sesler birbirine karışıyordu sürekli. Bayağı bir kalabalıktı. Hatta durup kadının birisi de bana yine bir miting mi var, nasıl eve gideceğim falan diye sormaya başlamıştı. Ama öyle bir sıkıntılık bir durum değildi. Herkes böyle eğlenip ondan sonra dağıldı gibi bir şey oldu muhtemelen. Çok fazla bir sıkıntı ya da herhangi bir şey görmedim. Zaten polisler de oradaydı. Ama Kızılay inanılmaz kalabalıktı yani. Bir de böyle ikinci defa Kızılay'dan geçiyormuş gibi oldu ama her yer Kızılay'dan geçiyor zaten. Sürekli o karşı karşıya geçmek zorundasınız. Ankara turu böyle çekerken Aspava'ya gitmemek de olmaz diye düşündüm. Çünkü bizim en önemli yerlerimizden bir tanesidir. Böyle sürekli ikramlık ürünleriyle Aspava gayet güzel bir yerdir. Biz de böyle Aspava'ya gidelim, birlikte yemek yiyelim dedik kardeşlerimle birlikte. Aspava'da tabii ki de çeşitli ikramlıkları da vardı. Böyle patatesten ezmesine, çiğ köftesine kadar bir sürü şeyler vardı. Zaten internet üzerinden de sürekli böyle videolar çıkıyor. Ankara'ya gidince şunlara gidin, buraya gidin falan diye. Biz de hazır gitmişken böyle videosunu da çekelim, sizlere de gösterelim istedik. Bu şekildeydi. Daha sonrasında çay ikramı ve tatlı ikramı da oluyor arkadaşlar. Zaten Aspava'nın önemli kısmı da hep böyle ikramlar. Eve dönüş yolunda uzun bir yolumuz vardı ve ben kitap okudum. Kitabımın yarısını da bitirdim. Okuduğum kitap da böyle Sefile'ydi. İş Bankası Kültür Yayınları'nın edebiyat serisi. Gayet güzeldi ve yarısını bitirdim dediğim gibi kitabın. Bu şekilde başım hiç ağrımadan kitabı okudum. Yol boyunca çok rahat bir şekilde okuduğum için sevinçliyim bence. Normalde okuyamıyordum. Saat 8'e geliyor. Valla çok yorulduk otobüste de falan. Gelirken kitap okudum. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.